Evet gençler, herkese selamlar. Bugün sizlere geminizin veya aracınızın veya Python'ınızın göstergeleri nasıl ayarlayabileceğinizi anlatacağım. Kısmi olarak renk değişimleri yapabiliyorsunuz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz şekilde. Bakın kalkanın rengi değişiyor mesela. Çeşitli renkler açısından gerçek zamanlı olarak güncellemeler yapabiliyorsunuz. Ve bunları oyunu kapatmadan ve dosya değişikliği yapmadan yapıyorsunuz. Şimdi ekrana geçelim isterseniz. Sol tarafta benim indirmiş olduğum dosya var. Bu videonun açıklama kısmında olan bir dosya zaten. Oradan indirebilirsiniz. Orta kısımda Elite Dangerous'ın Graphics Configuration XML dosyası ve Graphics Configuration Override XML dosyasının bulunduğu Notepad Plus programında açılmış bir kod dizilimi var. Bu da işimize yarayacak bizim. Şu an benim ekranda seçmiş olduğum ve standart yazan yerdeki bütün numaraların aynı olması gerekiyor. Bunu numaraları bu şekilde yaparsanız yani bu mod çalışacaktır. Bakın Graphics Configuration Override'e bakalım. Onu da aynı şekilde yaptım. 100000001 şeklinde. Şu an uzantıları görüyorsunuz zaten hangi klasörün içinde olduğunu. Elite Dangerous D klasöründe, D diskinde kurulu olduğu için işlemi oradan yaptım ve onu oradan buldum. Şimdi sağ tarafta Elite Dangerous'ın kurulu olduğu klasörün içinde Elite Dangerous 64 isminde bir klasörü var. Bunun içine geldim. Şuradan size bir tane fotoğraf göstermek istiyorum. Klasörün içine atmış olduğum mavi renkli simgeler bunlar. Yani bunları sonradan indirmiş olduğum şeyle attım. Çok basit. Hepiniz yapabilirsiniz. İndirmiş olduğumuz RAR'ın içindeki dosyaları tutup Elite Dangerous 64 klasörünün içine atıyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir yapıyoruz. Bende daha önce olduğu için. Tamam, burada işimiz bitti. Mavi olanların hepsi gelmiş. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Klasör burası. Elite Dangerous 64 klasörü. Buradan çıkış yapıyorum ben. Oyunumuza giriş yapalım. Şimdi oyunumuza giriş yaptık. Direkt oyuna girmeyeceğiz. Options'a gireceğiz. Options'tan Graphics menüsüne gireceğiz. Options'tan Grafik menüsüne girip buradan 3D seçeneğini off yapıyoruz. Ve altta da Disable GUI Effects yazıyor. O da off oluyor. GUI Effects şeklinde bir seçenek var. Bunu da off yapmak gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Evet, şu an oyuna giriş yaptık. Gördüğünüz gibi birazcık değişiklik var. İsterseniz direkt F1 kombinasyonuyla sizlere şöyle göstereyim. Bakın gölgeleri yok ediyorum. Gösterge altındaki gölgeler daha siyah oluyor. Böylelikle. Kalkanla oynuyorum. Kalkandaki renk değişimlerini görebiliyorsunuz. Bunlar güzel. F2 kombinasyonu tabii. F3 kombinasyonuyla geminin holografik görüntüsünün rengiyle oynuyorum. Evet, güzel. Şu an radarla oynuyorum. F4 kombinasyonu. Gördüğünüz gibi. Radar üzerinde güncellemeler yaptım. Şu an geminin göstergelerinin renklerini kıstım. Tamamen görünmez oldular. Şu an ortam aydınlatmasını azalttım. Kabin aydınlatmasını. Görüyorsunuzdur şu an zaten. Renklerini değiştiriyorum. Buradaki menülerin renkleri standart. Orijinaline birebir bağlı kalınmış ki bir sorun olmasın diye. Bu gerçekten çok iyi olmuş.
Şu an karşımızdaki jump yapacağımız yerin çevresindeki objenin rengi de değişik. Bunu da değiştirebiliyorsunuz. Biraz kurcalamanız lazım. F1, F2, F3, F10'a kadar gidiyor bu kombinasyonlar. Bunların hepsini kurcalamanız gerekiyor. Şimdi hazır temalara bakalım isterseniz. Bunlar var. Hazır temalar. Gerçekten çok hoş. Rengarenk. Yukarıdaki şeyler de değişiyor bu arada. Ama geminin sol panel, sağ panel, iletişim paneli ve alttaki panel, roll panel, bunlar hiçbir şekilde değişmiyor. Standarttan daha iyi hale geliyor. Bunları bu şekilde kullanmanız daha iyi olur. Şimdi ben göstereyim ne kadar düzenli. Görüyorsunuz. Oldukça güzel ve başarılı bir mod yapmışlar. Bunu söylemek istiyorum. Birçok menüyü daha iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde renk değişimleri olmuş. Beyazlar biraz daha beyazlaşmış. Gördüğünüz gibi. Önceden böyle değildi. Sarıydı sanırım şu beyazlar. Şu an biraz Ferrari temasına benzedi. Evet. Kalkanın rengi falan. İtalya bayrağı gibi. Bakın şu şekilde. İletişim paneli de bu şekilde olmuş. Güzel. Hop, yanlış yazdım. Bir de kodekse girelim isterseniz. Kodekse renk değişimleri olmamış. Fotoğraflar standart. Normalde fotoğrafların rengi değişiyordu. Bu durumdan ben şikayetçiydim biraz. Bunu yaptığımda fotoğrafların rengi kalıyor sabit bir şekilde. Mesela bunlar da güzel olmuş. Standart. Renkler üzerinde bayağı bir uğraşmışlar. Powerplay tarafı da sıkıntısız. Üst taraftaki renkleri de değiştirebiliyoruz bu arada. Alt panel kalıyor standart. Diğer kullandığımız renkler değişiyor. Bu gerçekten çok iyi. Yani belki kullanmak isteyebilirsiniz. Şu an bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.